Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce futbol maçlarının süresi 90 dakika yerine 60 dakika olmalı mı? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Son yıllarda futbol oyun kurallarında yapılan birçok değişikliğin ardından FIFA oyunu kökten değiştirebileceği yeniliklere hazırlanıyor. Z kuşağının uzun maçlar izlemek istememesi nedeniyle son dönemde dillendirilen maçları kısaltma fikrinin 30'ar dakikalık 2 devreyle 60 dakika olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Maçlar 60 dakikaya indirilirken topun durması durumunda sürenin de durması planı hayata geçirilecek. Koronavirüs ile birlikte 3'ten 5'e çıkarılan oyuncu değişikliği basketboldaki gibi sınırsız duruma getirilebilecek. Futbolda oyuncuların topu elle oyuna soktuğu taç atışlarının da artık ayakla yapılması gündemde. Böylece taçların daha tehlikeli pozisyonlar yaratmak için kullanılabileceği ve rakiplerin de topu taca atmaktan çekinilebileceği belirtiliyor. Bir diğer köklü değişiklik ise sarı kartlarda gerçekleştirebilir. Sarı kart gören oyuncu 5 dakika oyun dışında kaldıktan sonra oyuna geri dönecek. Yapılması planlanan değişiklikler genç takım kategorilerindeki turnuvalarda denenmeye başlandı. FIFA'nın bu değişiklikleri fazla zaman geçmeden hayata geçirmek istediği kaydediliyor. Manchester United, Rafael Varane transferine nokta koymak üzere. İspanya'dan ABC'nin haberine göre Manchester United, Real Madrid ile 58 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı. Real Madrid'de 7 milyon euro kazanan Varane 12 milyon euro maaş alacak ve 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. 10 sene önce Manchester United yerine Real Madrid'i tercih eden 28 yaşındaki stoper bu kez Old Trafford'un yolunu tutacak. Porto Mavililerin gündemine giren son isim Ukraynalı Artem Dujbok oldu. Euro 2020'de de boy gösteren 24 yaşındaki forvet için Trabzonsporlu idareciler kulübü Dnipro ile resmi görüşmeler başlattılar. Artem Dujbok'un bonservisi için 5 milyon euro istendi. Ancak kontratında son senesine giren 24 yaşındaki futbolcu için bu rakam yüksek bulundu. Trabzonspor çok daha makul bir bedelle oyuncuyu renklerine katmayı planlıyor. Trabzonspor mailing defterini bir kez daha açtı. Oyuncuyla anlaşmaya varmasına rağmen kulübü Naims'ın sürekli fiyat arttırması nedeniyle bu transferi iki defa rafa kalktı. Bordo Maviler teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarlı talebi sonrası Norveçli sol beki yeniden gündemini aldı. Beşiktaş, Valentin Rossier ve Alex Teixeira transferinde hareketli günler geçiriyor. Rossier ile 1,5 ay önce 1.4 milyon euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayan siyah beyazlar, Sporting ile 4.5 milyon euro ve sonraki satıştan %20'lik pay için el sıkıştı. Ödeme şeklinde de pürüzler açıldı. Portekizler rakamın bir bölümünü peşin istiyor. Beşiktaş cephesi ise taksitli bir plan hazırladı. Bu konuda orta yol bulunup işe nokta koyuldu. Alex'te de 2+1 yıllığına 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası üzerinden anlaşma tamam. Brezilyalı oyuncu ile imza parasının taksitle ödenmesi için yapılan görüşmelerde de büyük bir aşama kaydedildi. İki transferin birkaç gün içerisinde bayram hediyesi olarak resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Kartal, kariyer forması giyen Diego Godin'in gündemini aldı. 35 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, Rashid Gazze'nin alternatifleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sevilla'dan Ronny Lopez listeye dahil edildi. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın henüz bu oyuncu ile ilgili görüş bildirmedi. Bir diğer aday ise West Ham'la bir yıl daha sözleşmesi olan Yarmolenko. İngilizler 2018'de 20 milyon euro bonservis bedeliyle aldıkları 31 yaşındaki Ukraynalı yıldızın 4 milyon euroluk maaşından kurtulmak için transferine sıcak bakıyor. Oyuncu ise 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 3 milyon euro maaş istiyor. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV maçı için geri sayım başladı. 21 Temmuz saat 22'de Philips Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. Sarı Kırmızıların Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk maçı TV8 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Daha önce de teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan ancak maliyeti nedeniyle alınamayan Şakiri için Galatasaray bir kez daha harekete geçiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan Şakiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Galatasaray yönetimi birkaç gün içerisinde bu teklifi Liverpool'un önüne getirecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu 7 milyon euro gibi bir düzeye çekmeye çalışacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray 30 yaşındaki Danimarkalı Suabek Larsen ve kulübü Udinese ile anlaşmaya vardı. İtalya Serie A ekibi Udinese ve Danimarka milli takımı formaları giyen Larsen için kulübü 5 milyon euro bonservis talep ediyordu.
Galatasaray'ın bu rakamı 3 milyon eurolara çektiği belirtiliyor. Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sağ bekin yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Feghouli için İspanya'da sıcak haberler var. Valladolid'in 31 yaşındaki Cezayirli futbolcu için istekli olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı. La Liga'da küme düşen Valladolid'in tekrar yükselmek için iddialı bir kadro kurma amacında olduğu ve Feghouli'yi kiralık istediği de kaydedildi. Arasında gündeme gelen Simone Zaza'nın İtalyan ekibi Torino'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'ın ise 30 yaşındaki golcü için yeniden devreye gireceği öğrenildi. Yıldız golcüyü özellikle sarı kırmızılı ekibin hocası Fatih Terim'in kadroda görmeyi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın bu transferde aceleci davranmayacağı bilgisine ulaşıldı. PSV ile oynanacak ön eleme maçları sonrasında ilk temasların sağlanacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Slovenya'da gerçekleştirilen ikinci kamp öncesinde teknik direktör Vitor Pereira 5 ismin biletini kesti. Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zek, Dirar ve Perotti ile yolların ayrılmasını istedi. Tisserant'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarılar-Cartli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi. İtalyan basının haberine göre Sarılar-Cartliler Trabzonspor'un peşinde oldu. Andres Cornelius için kulübü Parma ile 7 milyon euro bonservisle anlaşma sağladı. İtalya Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma, Danimarkalı oyuncunun yüksek olan yıllık ücretinden kurtulmak için oyuncusunu gönderme kararı aldı. Sarılar-Cartli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transfer resmiyet kazanacak. Tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe bu bölgeye transfer için kollarını sıvadı. Gündeme gelen isim ise Kaan Ayhan. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcu Vitor Pereira'nın da gözdesi. Yeni sezonda üçlü savunma oynamayı düşünen Portekizli teknik adam Kaan Ayhan'a üçlü savunmanın sahanda görev vermeyi planlıyor. Kaan Ayhan da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'la da anıldı. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon euro. Ukrayna devi Shakhtar'ın Portekizli orta sahası Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'nin radarına girdiği bildirildi. 21 yaşındaki futbolcu için nabız yoklayan yönetimin 2 yıl önce Portekiz ekiplerinden Estoril'den 3.5 milyon euroya transfer edilen yetenekli futbolcuyu aynı bedellere satın almayı ya da kiralamayı deneyeceği belirtildi. Genç oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde aynı bölgede görev yapan Luis Gustavo'nun satılması bekleniyor. Amirli takım ile Euro 2020 kadrosunda yer alan Altay Bayındır için Avrupa'nın dev ekipleri nabız yoklamaya devam ediyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon euroya ulaşan 23 yaşındaki file bekçisi için İtalya şampiyonu Inter, Sarılar-Cartlilere resmi başvuru yaptı. Altay'ın fiyatını soran Inter ile Fenerbahçe arasında pazarlıklar sürüyor. Başkan Ali Koç ise Altay için astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncuyu satmayacak.